Öncelikle belediyenin gelirler dağılımından bahsetmek istiyorum. Şimdi Ocak ayında bizim belediyede olmadığımız şu 70 günlük süreçten açıkçası başlamak istiyorum. İller Bankası'ndan gelen gelir 44 milyonmuş. Ve toplam maaş hemen benim arkamdan ödenen toplam maaş 21 milyonmuş. Ama en son gelen noktada İller Bankası'ndan gelen rakam en son Ağustos ayında 22 milyon ve ödenen maaş da 30 milyon civarında. Bu neden böyle? Çünkü biliyorsunuz belediyenin beli büküldü. 70 günde yönetenler belediyenin gelir-gider dengesini ciddi manada bozmuş durumda. %100 zam yapıldı işçiye. İşin elbette ki emekçinin her zaman yanındayız. Bunun altını çizmek istiyorum. Sadece belediyenin gelir gider tablosu açısından dengesiz bir durum olduğu için biz de buralarda zorlanıyoruz. Tabii burada merak edilen birçok nokta var. Belediye 800 kişi çalıştırıyor. Belediye 1000 kişi işe aldı. Belediye bu kadar kişiyle çalışıyor. Belediyenin toplam çalışan sayısı kayı şirketleri, belediye, Bilecik Belediyesi dahil 719'dur. Ve burada da önceden hani eski dönemlere doğru gittiğimizde hep şu söyleniyor. Şu zamanda işte 450 kişiyle çalışıldı, 500 kişiyle çalışıldı. Böyle çalışılabilir, elbette çalışılabilir ama parke ve yapım işleri dışarıdan alınmış. Mezarlık hizmetleri işleri dışarıdan alınmış. Temizlik işleri, park bahçe işleri dışarıdan alınmış ve TGP'li personellerle birlikte bu rakamda elbette çalıştırılır. Ama bizim günümüzde bütün arkadaşlarımızı istihdam ettirmek zorundayız. Çünkü TGP'li çalışanımız mevcut değil. Tabii biz bu süreçte aynı zamanda artı 13 tesis ekledik, 5 de kreş ekledik ve bir kreşimizin çalışan sayısı minimum 9 olmak zorunda. Yardımcı öğretmenleriyle, temizlik görevlileriyle birlikte halk ekmekler ekledik, satış noktaları, halk dükkanlar ekledik, birçok tesisatçık hepimizin de yararlandığı üzere. Tabii diğer bir konumuz da SGK borçları. Ülke genelinde birçok Cumhuriyet Halk Partili belediyenin de konuştuğu, gündemden düşmeyen bir mevzu. Bilecik Belediyesi'nin SGK borcu yok. Fakat kayı şirketimizin SGK borcu var, 85 milyon civarında. Bununla birlikte de biz SGK müdürümüzle gerekli görüşmeleri yaptık. Yapılandırma aşamasındayız. Ve bu sorun da çözülüyor. Bu yüzden vatandaşlarımız lütfen bu konuyla ilgili dedikodulara mal vermesinler. Paniğe sürüklenmesinler. Bu konuda biz gerekli çalışmaları yapıyoruz. Tabii bunları yaparken de bir yandan belediyenin yükü elbette ki artıyor. Çünkü affedilmedi borçlarımız. Eskiden biliyorsunuz ki birçok belediyede bu durum ibadet alanlarıyla birlikte takasa gidilmişti. Tabii bu bize aylık 6 milyon kadar bir yükü olacaktır. Hem kendi maaşlarımızdan da maalesef kendi gelirlerimizden de ciddi anlamda vergi kesintilerimizle birlikte. Tabii gelir gider dengesinden doğabilecek sorunlara elbette ki hepimiz hazırlıklıyız. Belediyenin durumunu özetle bu şekilde açıklamak istedim ama şu bilgiyi de vermek istiyorum. Bilecik Belediyesi dışarı muhtaç bir belediye değildir. Bilecik Belediyesi hiçbir zaman maaşını ödeyememe noktasına gelmeyecektir. Belediyenin 188 iş yeri, 28 meskeni, 809 arsası, 146 da arazisi mevcuttur. Belediyenin arkası sağlamdır. Bu demek değildir ki bunları savuracak mıyız? Bu yüzden mi bunları konuşuyoruz? Buradaki 809 arsamızdan seçtiklerimizin üzerine çok yakın zamanda sosyal konut projesi için Kiptaş'la imzaya oturacağız. Ve onlarla ilgili de güzel sosyal konutlarının temellerini en kısa sürede elbette ki atacağız. Tabii ki ihtiyaç halinde de belediye meclisimizde mevcut gayrimenkullerimizi değerlendireceğiz. Orası da belediye meclisinin yetkisinde. Şunu demek istiyorum. Bilecik Belediyesi hiçbir zaman muhtaç kalmayacaktır. Ve biz bu süreci rahatlıkla yönetebileceğiz. Bir de son günlerin tabii ki gündem maddesi AY ve AVM ile ilgili. Biliyorsunuz ki AVM'nin satışını bir kez satışa çıkardık. Maalesef alıcı bulamadık, alıcısı olmadı. Önümüzdeki günlerde bir daha AY İnşaat'ın yapmış olduğu AVM'yi satışa çıkartmayı planlıyoruz. Bununla ilgili vatandaşlarımızın lütfen kafası karışmasın. Satış yetkisi hala Bilecik Belediyesi'ndedir. Mahkeme ara bir karar vermiştir, sorun değil.
Bilecik Belediyesi üst mahkemeye gidecektir ve sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemine de elbette ki inancımız standır. Benim zannediyorum söyleyeceklerim bu kadar. Sayın Vekilime sözü devretmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanı, Fil Bengiçe Başkanı, kıymetli belediye üyesilerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Bilecik Milletvekili olduğu kadar yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak da toplantıya katılmış bulunuyorum. Öncelikle Bilecik Belediye Başkanımız Sayın Melek Rıza Subaşı'nın belediyenin mali durumunu anlatan, gelir gider dengesini anlatan ve Bilecik Belediyesi'nin kamuoyunda konuşulan, dedikoduya varan sözlerine karşılık vermiş olduğu cevaplardan şeffaf bir şekilde açıklamalarından dolayı da kendisine şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Sonuçta bizler Bilecik'te yaşıyoruz. Bilecik Belediyesi'nin, İl Özel İdaresi'nin, kamu kurum ve kuruluşların yapacağı her türlü hizmet elbette ki Bilecik'te yaşayan insanlara hizmet olarak verilecektir. Bu yönde baktığımız zaman bizler Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak, yerel yönetimler olarak tüm imkansızlıklara rağmen olağanüstü işler yapma noktasında da gayret ve çaba içerisindeyiz. Bu yönüne baktığımız zaman Bilecik Belediye'mizin az önce de ifade ettiği gibi İller Bankası katılım payları özellikle CHP'li belediyelere inanılmaz bir şekilde oranlar kesilmeye başladı. Son mali duruma baktığımızda işte gelen İller Bankası'ndan pay 22 milyon lira. Oysa Bilecik Belediyesi'nin sadece maaş gideri 30 milyon liraya yakın. Yani her ay bu oran devam ettiği müddetçe 8 milyon lira gibi bir açımız var. Bu diğer hizmetler bunun içerisinde değil. Yani akaryakıttır, efendim yaya kaldırımıdır, kanalizasyondur, diğer hizmetler, asfalt dökümü falan. Baktığınız zaman Bilecik Belediyesi'nin ortalama aylık gideri 50 milyona yaklaşıyor. Buna karşılık da İller Bankası'ndan gelen pay 22 milyon lira. Böyle bir farklılık söz konusu. Ancak bu Bilecik Belediyesi'ni 70 gün içerisinde yönetenler belediyeyi gerek çalışanlara verilen oranın ne kadar yüksek tutulduğunu, oysa biz 719 kişi çalıştığımızı başkanımız ifade etti. Ancak 719 kişi çalışırken biz Bilecik Belediyesi olarak 2 kat fazla maaş alıyoruz. Aslında 1440 kişi çalıştırmış gibi maaş alıyoruz arkadaşlar. Bu yönüyle biz emekçinin, işçinin elbette yanındayız. Dışarıdan hizmet alımı yapmıyoruz. Mezarlıklardır, yaya kaldırımdır, efendim park bahçelerdir. Aynı zamanda yeni açılan ünitelerimiz var. Bu yönüyle baktığımız zaman sen nasıl konuşuyor bilmiyorum. Kreşte artı 13. Evet, kreş artı 5 8 tane yeni bir tesis açılmış. 13 tane yeni açılan tesisle baktığımız zaman toplam 719 sayısının şirket ve belediye açısından baktığımız zaman çok bir sayı olmadığını gözlemlemiş duruyoruz. Evet, değerli belediye meclislerimiz, basın mensuplarımız, 31 Mart tarihinde yapılan yerel yönetim seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi toplam 412 belediye başkanı kazanmıştır. Bu 412 rakamı azımsanacak bir rakam değildir. Türkiye nüfusunun %65'ini yani 3'te 2'sini Cumhuriyet Halk Partisi'li belediye başkanları yönetmektedir. Ve Türkiye devletinin bütçesinin oranına baktığımızda %80'ine tekabül etmektedir. Yani bütçe gelirinin %80'ini Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri yönetiyor. Türkiye nüfusunun da %65'i 70'e yakınını Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı yönetiyor. Bu noktada genel bir değerlendirme yapacak olursak işçinin, emeklinin, çiftçinin, köylünün, esnafın içinde bulunduğu bu mali durumu ve bu zorlukları telafi etmesi gereken Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi varken sadece 412 belediyeden Sosyal Güvenlik Kurumu'nu alacaklarına bağlayıp efendim biz emekliye maaş veremiyoruz, İşte Sosyal Güvenlik Kurumu olarak biz tahsilatta bulunamıyoruz açıklamasının son derece yalan ve yanlış bir açıklama olduğunu ifade etmek istedim. Bunun resmi rakamlara indirilecek olursak biliyorsunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan sorumlu bakan tüm belediyelerin, altını çizerek ifade etmek istiyorum, tüm belediyelerin toplam borcunun 96 milyar lira olduğunu ilan etti. Yani Türkiye'deki tüm belediyelerin
SGK'ya olan toplam borcu 96 milyar lira. 2024 bütçesine baktığımız zaman Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2024 bütçesi 3.4 trilyon lira. Yani toplam belediyelerin toplam borcu 96 milyar lira. Oysa Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçesi 3.4 trilyon lira. Bu oran neye tekabül ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? %3'e tekabül ediyor. Yani belediyelerin sosyal güvenlik borcu bütçenin %3'ü. %3'ü. Ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de baktığımız zaman toplam borcu bütçenin %1.2'sine tekabül ediyor. Burada şunu anlatmak istiyorum. Ve bu borcun büyük çoğunluğu geçmişte AKP'li ve MHP'li belediye başkanlarından devraldığımız büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve ilçe belediyelerine kaydediyor. Yani 15 yıldır, 20 yıldır yerel yönetimde iktidarda olan AKP'li ve MHP'li belediyelere hiçbir işlem yapılmamış, tahsilat konusunda hiçbir girişimde bulunmamış, iştiraklerine ve belediyesine herhangi bir icra işlem başlatılmamış ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçince maalesef bu ucube Cumhurbaşkanı hükümet sistemi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere haciz ve tahsilat işlemine başlamıştır. Bundan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Eğer biz emeklimize, köylümüze, çiftçimize bizim vereceğimiz rakamlarla bu işin kurtulacağına, bu işin çözüleceğine inanıyorsa tüm Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler tüm borçlarını anında ödemeye hazırdır. Hiçbir tereddüt ve kuşkumuz yoktur. Ama gerçek bu değil değerli hemşehrilerim. Gerçek şudur, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Tüm belediyelerin toplam borcu 96 milyardır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçesinin toplam rakamı 4.3 trilyon liradır. Yani %3'üne tekabül etmektedir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri özellikle belediye borçlarının olmadığını tekrar altını ifade etmek istiyorum. Sayın Başkanımızın dediği gibi belediye bütçesinden gelen paylar zaten Sosyal Güvenlik Kurumu payları kesilmektedir. Sadece iştiraklerin yani şirketlerin borcu bulunmaktadır. Birçok büyükşehirimiz ve il belediyelerimizde şirketler vardır. Bu şirketlerin de borcu bulunmaktadır. Bunları da yeni bir düzenlemeyle, yeni bir yapılandırmayla en kısa zamanda belediyelerimiz ödeyecektir. Sevgili hemşehrilerim, özellikle iktidarın emeklilerle Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri karşı karşıya getirmek istiyor. Sanki belediyelerin çok borcu var, o yüzden emeklilere %50, %100 zam yapılmadığını ve enflasyon farkının ödenmediği noktasında açıklamalara şahit oluyoruz. Bu son derece yanlış ve yalan bir ifadedir. Toplam borcu belediyelerin %3'üne tekabül etmektedir. Eğer %3'le bu borçlar ödenecekse, yani emeklinin maaşı 12.500 liradan 20.000 liraya çıkacaksa, asgari ücret 17.004 liradan 25.000 liraya hemen artacaksa, biz de Cumhuriyet Halk Partisi belediye olarak bunu ödemeye hemen hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu kandırmacaya, bu aldatmaca cümlelere halkımızın inanmasını istemiyorum. Ve Bilecik Belediyesi olarak biz de başkanımızın yanındayız, belediye meclis grubumuzun yanındayız. Onların burada proje noktasında ve çalışma noktasında ve hizmetler noktasında şahsımıza, partimize, Türkiye genelindeki diğer büyükşehir belediyelerine ve Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi olarak bize ne göre düşüyorsa biz de Sayın Başkanımızın ve Bilecik halkımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.